Sınav maratonları zorlu oluyor. Öğrencilerimiz bu noktada zorlu bir maratondan çıktılar. Şimdi tatildeler ve bir yönüyle de tercih dönemindeler aslında. Heyecanlılar hepsi. Sınav sonuçlarını aldılar ellerine. Nereye gitsek, hangi okulu tercih etsek diye. Bir ailelerinde aynı şekilde heyecanı var. Biz bu noktada İmam Hatip okullarımızı ısrarla tavsiye ediyoruz. Bütün öğrencilerimize, bütün velilerimize. Sahada hamdolsun 71 yıllık yeniden açılışından sonra 1951'den beri 71 yıllık çok büyük bir müktesebata sahip İmam Hatip okullarımız. Hem tarihiyle, hem program çeşitliliğiyle, hem mezunlarıyla, hem mensuplarıyla bugün Türkiye'nin en büyük, en köklü ailesini oluşturuyor İmam Hatip okullarımız. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle de hem akademik başarılarımız, hem spor alanında, hem kültür, hem teknoloji, hem sanat, hem yabancı dil, hem hafızlık proje okullarımızda, uluslararası İmam Hatiplerimizde İmam Hatip okullarımız şu anda bütün saha kuşatan çok güçlü yapılara dönüştü. Bu yüzden öncelikle hani şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki bütün veli ve öğrencilerimize kesinlikle kendi il ve ilçelerindeki en yakın proje İmam Hatip okullarımızı ve adrese dayalı okullarımızı ziyaret etmeden, okullarımızla görmeden, öğretmenlerimizle, idarecilerimizle konuşmadan kesinlikle ve kesinlikle tercih yapmamaları gerektiğini ısrarla tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten okullarımız hem kendi sosyal imkanları, hem sportif imkanları, hem de bir aile ortamı olması hasebiyle, hem de içerisindeki müfredat ve program çeşitliliği itibariyle gerçekten çok güzel eğitim kurumlarına dönüşmüş durumdalar. Biz sadece okulların teknik imkanlarından, duvarından, sandalyesinden, masasından bahsetmiyoruz. Hem sivil toplum noktasında destek veren kurumlarıyla, hem sahadaki gayretli, bu işin dertlisi olan hocalarımızla, İmam Hatip okullarımızı ısrarla bütün öğrencilerimize, bütün velilerimize tavsiye ediyoruz. Okullarımızın bu noktada hani neden ısrarla tavsiye ediyoruz? Çünkü şu anda özellikle proje okullarımızla ilgili çok ciddi ve çeşitli bir program başlığımız var bizim. Özellikle yabancı dilde eğitim veren, bugüne kadar 9 yabancı dildeydi. Bu seneden itibaren 10 yabancı dilde İmam Hatip okullarımız eğitim vermeye başlıyorlar. Yani bugün İngilizce ve Arapçanın yanı sıra Fransızca, Japonca, Çince, Farsça, Almanca, İspanyolca, İtalyanca eğitimi de bu sene başlıyoruz Allah'ın izniyle İmam Hatip okullarımızda. 10 yabancı dilde eğitim veren proje okullarımız var. Bunun yanında sahada teknoloji okullarımız var ki çok büyük başarılara imza atıyor. Milli ve yerli teknoloji hamlesinde inşallah önümüzdeki dönemde bu okullardan çıkan gençlerimiz yeni nesil SİHA'ları, İHA'ları, belki çok daha farklı teknolojileri inşallah ülkemize katma değer olarak kazandıracaklar. Buna inanıyoruz. Çünkü tamamen bu yönde bir eğitim çalışması yürüyor. Bunun haricinde bizim sahada çok güçlü olan spor okullarımız var. Türkiye'nin farklı noktalarında şu an 8 tane spor lisemiz var. Ki daha yeni kurulmuş olmalarına rağmen, yani ilk mezunlarını yeni vermiş olmalarına rağmen bu okullarımız Türkiye'nin sportif alanlarda, müsabık alanlarda başı çeken, madalyaları ve şampiyonlukları göğüsleyen okullarımıza dönüştü. Bazı gençlerimiz hani bu alanla ilgili kendilerini geliştirmek istiyorlarsa buraları tercih edebilirler. Bunun haricinde bizim sahada çok aktif olarak yürüttüğümüz hafızlık okullarımız var. Bunlar hem fen sosyal eğitimi veren okullarımız, hem de yanında örgün eğitimle birlikte hafızlıklarını yapabildikleri, hafız olanların da hafızlıklarını pekiştirebildikleri okullar. Bu okulları da ısrarla tavsiye ediyoruz. Buralarda hani sadece İslami ilimlerin okutulmadığını artık bütün herkes biliyor. Biz Türkiye'deki herhangi bir fen lisesi, herhangi bir Anadolu lisesi kadar okullarımızda fizik, kimya, matematik, edebiyat, tarih dersleri okutuluyor. Bunların yanı sıra diğer okulların seçmeli ders olarak aldıkları alanlar biz işte Kur'an-ı Kerim, siyer, fıkıh, İslami ilimler gibi dersleri bu alanlarda veriyoruz. Bu noktada öğrencilerimizin proje İmam Hatip okullarımızı özellikle ziyaret etmelerini istirham ediyoruz. Uluslararası İmam Hatiplerimiz var yine yabancı öğrencilerimizle birlikte. Burada biz dünyanın her yerinden gelen öğrencilerle birlikte oluyoruz. Aslında öğrencilerimiz daha liseden dünyaya açılmış oluyorlar. Çok ciddi bir network yapmış oluyorlar. Uluslararası İmam Hatiplerimizi bu noktada yine velilerimize tavsiye edebiliriz. Bunun haricinde bizim çağdaş ve geleneksel sanatlar dediğimiz okullarımız var. Musiki okullarımız var. Buralar özellikle tercih edilebilir. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için. Hani bütün bu program çeşitliliğinin yanı sıra şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki İmam Hatip okullarımızın artık akademik başarıyla alakalı hiçbir çekincesi, yani buraya çocuğunu göndermek isteyen hiçbir velinin hiçbir şekilde kaygısı olmaması gereken okullar. Zaten hiçbir zaman yoktu ama maalesef sanki bu okullarda işte fizik, kimya, matematik dersleri verilmiyormuş gibi bir algı oluşturuluyordu.
normal bir Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ne kadar matematik, fizik, kimya, edebiyat dersleri alıyorsa İmam Hatip okullarındaki öğrenciler de aynı dersleri alıyor. Bu noktada bizim okul iklimimiz, okul atmosferimiz öğrenciyi besleyen, destekleyen nitelikte. Sivil toplum noktasında yine öğrencilerimizin arkasında duran, onları burslandıran, daha nitelikli, daha kaliteli, daha kimlik ve duruş sahibi öğrencilerin yetişmesi için de sivil toplum noktasında verdiğimiz bir mücadele var. Bu noktada zaten akademik başarı olarak rüştünü ispat etmiş okullarımız ki geçen sene YKS'de yani üniversite sınavında 2.7 milyon öğrenci sınava girdi. İlk %42, ilk binde 387 İmam Hatipli derecemiz vardı bizim. Yani 2.7 milyon öğrencinin içerisinde ilk 100'e girmek, ilk 1000'e girmek kolay bir başarı değil. Hamdolsun İmam Hatip okullarımız sahada bunu başardılar. Ve sadece yani adı markalaşmış birkaç okuldan da bahsetmiyoruz. 43 ile yayılmış durumda okullarımızın başarısı. Artık her ilin kendi marka okulu var. Artık illerin en iyi okulları İmam Hatip okulları oldu. Bu başarıyı, bu rüştü ispat etti İmam Hatip okullarımız. Onun için velilerimiz bu noktada gönlü rahat bir şekilde çocuklarının gelecekte hangi meslekte hayal ediyorlarsa etsinler. İmam Hatip okullarımız bu noktada onlara en iyi altyapıyı sunacak ve çocuklarını, öğrencilerimizi, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak okullarımız olarak görüyoruz. Peki neden İmam Hatip sorusuna yine bir başlıkta baktığımızda biz şuna inanıyoruz ki bizler hem dünyayı hem ukbayı kuşatma ikisini birden hani omzumuza yüklenip cennet yolunun yolcusu olan insanlar olarak kendimizi görüyoruz. Bu noktada İmam Hatip okullarımız çift kanatlı bir eğitim veriyor. Hem dünyayı hem ukbayı sırtlanan, Allah'ın emir ve yasaklarını bilen, peygamberinin sünnetini bilen, sırat-ı müstakim üzere yürüyen gençlerin yetişmesi için bu okullar mücadele ediyor. Gerçekten vatanını ve milletini seven, yerli ve milli değerlerle yetişmiş, kendi kültüründen, kendi medeniyetinden beslenen genç kardeşlerimiz bu okullarda şu anda eğitim alıyor, alın teri döküyor. İnşallah çok kısa sürede bunların meyvesini de göreceğiz. O yüzden hem nitelikli, hem donanımlı, hem ahlaklı nesillerin yetişmesi için biz İmam Hatip okullarımızın bu noktada daha fazla teşvik edilmesi, velilerimizin gönül rahatlığıyla bu okulları tercih etmesini istiyoruz. Bunun için sahada hani ya şu okula gidin dememize gerçekten gerek yok. Evlerine en yakın, kendi illerinin markalaşmış okullarını ziyaret etmeleri, okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, hatta okulda okuyan öğrencilerle görüşmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü oraya gittiklerinde zaten o iki okul iklimi onları kuşatacak ve İmam Hatipli olmanın orada farkını hissedecekler.